Bugün İran eğer gidip de Kürdistan hükümetini askeri olarak zorlarsa bunun da işgal olur. Ama Türkiye üzerinden PKK bahanesiyle Türkiye üzerinden orada bir alan açılırsa Türkiye zaten oradan geri çekilecek. Evet. Türkiye hiçbir zaman orada kalıcı olarak var olamaz. Neden, Neden? Neden? söyleyeyim? Çünkü Türkiye'nin hocam kara gücü Türkiye sınırlarının dışında yerleşik bir karakol düzeninden öteye gidemez. Bugün bile karakolu yok. Bugün bile mesela bunu bunu söylerken çok üzülüyorum. En son hatırlıyorsunuz bu son evet. e, askerlerin şehit olduğu saldırıda üst dediği şey çadır çıktı. Yani üst zannedilen şey ya da üst, ve evet. Karkış'ta Karkış'ta yani dolayısıyla e, şeyin e, Türkiye Cumhuriyeti Devletin Irak için. De mi Irak tabii tabii o son hatta Suriye için e, mesela söylemiyorsunuz bunu. E, ya tabii. Suriye için başka bir denklem var. Çünkü Suriye'de hocam zaten Suriye çökü, çökü çökmüş bir devlet. Yani problem başka. Failed state. Evet. Failed state evet aynı Düşmüş öyle. Devlet. Yani, yani, çökmüş e, devlet. Tabii, e, yani demek istediğim şu. Bugün Türkiye aslında hiç de farkında olmadan ve bunu söylemekten hicap duyuyorum. Hiç de farkında olmadan Bağdat'ın karakolluğunu yapıyor. Bağdat'ın askerliğini yapıyor farkında bile olmadan. Farkında bile olmadan bunu uyarmak lazım. Ulan Mustafa Albayrak cevap verir. Bunu şey, uyarmak lazım. Al. Bitir, Mustafa Bey ee, cevap versin. E, ismini hatırlayamadığım bir entelektüel e, galiba eski e, büyükelçilerden biri. Maalesef ismini hatırlayamıyorum. E, az önce stratejik derinlik mevzusu açıldı. Şey olabilir bizim her bir başkonsolosu var eski. Yok yok o değil. O bu kadar entelektüel değil. Şimdi anlatacağım. E, o da uyanık bir adam. O, bak bayağı. Evet o yüzden uyanık işte. Yani. Eee <laughs> e, Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken diyordu ki Davutoğlu Arapların nezaketine çok fazla kanıyor. Şimdi bu Arap nezaketinin e, Arap siyasal dünyasını bilenler bunun farkındadır. Arap neza yani bu şeye bile gider. E, şimdi hocam burada onun uzmanlık alanında bir Genelde şöyle bir şey var. Bizim fark etmediğimiz bir şey, ama, şey var. Yasaklı örgüt Arap, Arap nezaketi. Sahabeye kadar mı gider? Yok hayır hayır. Hayır bak <laughs> aksine, Araplarda. Arap Ayalı şeyine elit, kadar gider. Ki bak Arap elitleri. Çünkü Arap dünyasında hemen hemen demokrasi olmadığı için. E, tabi. Hep tırnak içinde zengin ve eğitimli ailelerden geldi. Onlar üst üste üst üste gelerek 4-5 kuşaktır bir Oxford'da Cambridge'de işte evet. mezun aynen bir Arap öyle. Eliti var. Aynen öyle. Aynen öyle. Türkiye'de böyle bir yazı. Celal Şengör'ün istediği düzen Arap dünyası var. Kesinlikle. Çünkü evet. Kesinlikle. Çünkü mesela bak bir İlber Ortaylı arzusu Araplardır. İlber Ortaylı Celal Şengör'ün istediği düzen Arap dünyasında. Niye? 4-5 kuşaktır Oxford mezunu. <laughs> çünkü evet. 4-5 kuşaktır elit İnanılmaz bir cümlede iktidarı halka devretmemiş Mısır hariç. Mısır'da işler karıştı. Orada da sonra yeni elit oluştu. Yoksa öyle. şey halk evet. çocuğu da Enver, Sedat falan hı. onlar da yeni. Ama hakikate Özel Körfez'de Mustafa abi 150 yıldır eğitimli. 150 yıldır zengin aileler var. Bir onlar hakikaten tabi. çok hocam. Çok beyefendi. Katar tamim ailesi mesela. Birçoğunun eşi Yok. zaten İngiliz. Yani eğitim aldıktan evet. yerde bir evlenip geliyorlar. E Davudoğlu ki Taşkent'ten çıkmış İstanbul Erkek Lisesi'nden gelmiş. Tamam Osmanlı kültür o şeyi seviyor İstanbul falan filan. Hoşuna gidiyor. Anladın mı? Kürt de öyle değil. Kürt de adam hakikaten daha Kürt yani. yani şey, ya Kürt, Kürt, feodal bir gelir ya. Yani. Şey bana, bana aristokratik numara çekme der Şimdi yani. Ben şöyle söyleyeyim. E, çok, çok özür dilerim. Bitir bir, cümle. Bir cümle evet, tek bir cümlem hocam. Çok özür, özür dilerim. Bugün hakkınızda çok alakalı. girdik. Evet. Dolayısıyla bugün e, Türkiye aslında e, nerede bölgede neredeyse Ortadoğu bölgesinde neredeyse en güçlü belki de tek sadık müttefiki olan Kürdistan bölgesini kaybetmek üzere. Çünkü Kürdistan bölgesini ve bölgesel e yani Kürdistan bölgesel hükümeti yani bölgesel hükümetten bahsediyorum. Evet, evet. E, hatta Irak Kuzey Irak Kürtlüğü yönetimi de diyebiliriz. Problem değil. O bölgeyi o bölgenin müttefikini kaybetmek üzere. Barzani'nin kendi politik tarihinden çıkardığı. Buraya gireceği için mi? Yani? E, e, tabii ki de e, İran'ın kucağına düşeceği için. Çünkü Barzani'nin kendi politik tarihinden çıkardığı yegane ders... Türk devleti İran'ın kucağına düşmez. Bu, bu bunu ya, cümle olarak da... Ya, i̇nşallah. Yani İranla inşallah. i̇nşallah. İnşallah. inşallah, inşallah. inşallah, inşallah tuzağına yani, görüyorum. Ha, hatasız demiyorum evet, ben. Evet, olur, Ama inşallah. kendi planını uygular.